Ülkem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer, biliyorsun değil mi? Çalışmaya aşık. Sayın İl Başkanım, değerli yol arkadaşlarım, Antalyalı, Antalya'nın kalbinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan güzel insanları. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün Antalya'da bir aday tanıtım toplantısındayız. Bugün Antalya'da geçtiğimiz 5 yılın hesabının verildiği, gelecek 5 yılla ilgili ortaya konulan talebin somutlaştırıldığı, projelerin ortaya konduğu ve Antalya'dan hem Büyükşehir Belediye Başkanımız adına hem de Antalya'nın birbirinden güzel 20 ilçesi adına görev talep ettiğimiz, 20 belediyesi için görev talep ettiğimiz çok önemli bir günde sizlerle birlikteyiz. Bugün bu buluşmanın diğer şehirlerde yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız buluşmalardan bir farkı var. Bu ilk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarının seçim kurullarına teslim edildiği, aday belirleme sürecinin geride kaldığı bir günün ertesinde kampanyanın gerçek anlamda başladığı ilk günde Antalya'da sizlerle birlikteyiz. Antalya'ya hayırlı uğurlu olsun, Türkiye'ye hayırlı olsun, partimize hayırlı olsun. Aday belirleme süreçleri her zaman zorlu süreçler. Kırgını olmadan, mutsuzu olmadan tamamlanması imkansız süreçler. Bunun yollarını önümüzdeki 5 yılda arayacağız. Sürekli ölçme değerlendirme ile mevcut belediye başkanlarımıza 3 ayda bir halkın memnuniyet anketlerinin tek bir merkezden ortak sorularla yapıldığı, doğru örneklem ve yöntem konusunda herkesin mutabık olduğu bir ölçme değerlendirme sistemiyle bundan sonra milletimizin görevlendirdiği partimizin üyesi olan belediye başkanlarına sürekli 3 ayda bir karne vereceğiz. Artık gelecek 5 yılın sonuna gelindiğinde önlerine konulan anketler bir sürpriz, sevinilecek ya da üzülecek bir mesele değil, 5 yıllık bir trendin ve bildikleri, yönettikleri, kötüye giden bir şey varsa tedbir aldıkları, güçlü kaslarını kuvvetlendirdikleri, zayıf yanlarını telafi ettikleri bir sürecin son belgesi olacak. Bunu sağlayana kadar aday belirleme süreçleri tüm partilerde hep sancılı oldu. Böyle objektif kriterler olmazsa da sancılı olmaya devam edecek. Bizim Antalya'da göreve devam ettiğimiz belediye başkanlarımız var. Göreve birlikte yola devam edemediğimiz, gelecekte başka görevler yapmalarını, partiye katkılarını ümit ettiğimiz arkadaşlarımız var. Ve bunların her birisinin kendilerine ait ayrı hikayeleri var. O yüzden ben özellikle bugüne kadar partimize hizmet etmiş, bundan sonraki süreçte 1 Nisan'dan sonra partimize, kentimize farklı alanlarda katkı sağlayacak, göreve devam etmeyecek arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum ve kuvvetli alkışlarınızı istiyorum onlar için. Ne Antalya'da ne Türkiye'nin bir başka yerinde adaylaştırmadığımız arkadaşlarımız, birilerinin adaylaştırmadıkları gibi, efendim metal yorgunluğu var, efendim o bırakmazsa biz görevden alırız, savcıyla tehdit edilen, FETÖ'cülükle suçlanan ve itibar suikastine uğrattıkları kişiler gibi değiller. Bizim göreve devam edenlerinde, devam etmeyenlerinde, vatanseverliğinden, dürüst yönetici olduklarından, çalışkanlıklarından ve partililiklerinden hiçbir şüphemiz yoktur. Bundan kimse şüphe duymasın. Tabii süreç, bundan önce de ifade ettiğimiz gibi,
bizim belediye başkanlarımızın olduğu kentlerde memnuniyet anketleriyle ilerledi. Sayın Başkan biraz önce bana, partinin yetkili organlarına teşekkür etti. Elbette bu nezakete karşı biz de teşekkür ediyoruz. Ancak Sayın Başkan'ı adaylaştıran ne Özgür Özel'dir, ne parti meclisidir, ne MYK'dır. Muhittin Böceği adaylaştıran yaptığı hizmetlerin Antalya halkından gördüğü teveccühtür. Bugün yola devam ettiğimiz arkadaşlarımız yapılan memnuniyet anketlerinde seçildikleri günden ileride partinin oyundan ileride olan arkadaşlarımızdır. Göreve devam edemediklerimiz seçimi kaybedecekleri için değil, ancak yapılan anketlerde ilçede, beldede, burada sadece ilçe var ve büyükşehir var, talebin değişim yönünde bir frekans alınan, halkın değişim istediği ve bu nedenle de yapılan profil anketlerine göre aday çalışmalarının yapıldığı yerlerdir. Göreve devam etmediğimiz arkadaşlarımız var ama bir arkadaşımız göreve kendisi bizim onun memnuniyet anketini ifade etmemize, hatta engellilerle ilgili bir açılışta engelli kardeşlerimizin boynuna sarılıp bizi bırakma diye bizimle birlikte ona baskı yaptığı bir süreçte gayri resmi olarak da adaylaştırdığımız sevgili Şükrü Sözen görevi kendisi Manavgat'ı bırakıyor ama biz onu bırakmıyoruz, onu seviyoruz. Çok güzel işler yaptı, çok yüksek bir memnuniyet yakaladı. Görevi şimdi yerine çok kıymetli kardeşim önceki dönem milletvekilinize bırakıyor ama en güzel tarafı şu. Sokakta 3 kişi neredeyse el ele kol kola geziyorlar. İlçe başkanı, mevcut başkan ve adayımız. Üçünü de alnından öpüyorum. Partililik budur. Bunun dışında elbette bütün adayların bir hikayesi var ama bir kişiye bir borcumuz var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak mevcut belediyelerin olduğu yerlerde memnuniyet anketleriyle ilerliyoruz. Önümüzdeki tüzük değişikliğinde objektif kriterler koyacağız. Ancak Antalya'da hem de memnuniyet anketi de iyi olmasına rağmen bizim ilçemizin kültüründe ön seçim var. Ön seçimle geldim, göreve devam etmek için de sandıktan çıkmayı yeğlerim diyen Gazipaşa Belediye Başkanımıza, Mehmet Ali Yılmaz'a ve Gazipaşa'ya da bir özel teşekkür sunuyorum. Çünkü şöyle anlaşılmasını istemem. Ya işte Finike'de, Kumluca'da, Kemer'de, Muratpaşa'da başkanları direkt devam ettirdiniz de başkanı niye sandığa soktunuz dersen, herhalde adı Gazi Paşa, Mustafa Kemal Paşa'dan adını alan, Türkiye'ye demokrasiyi getiren kentin kendi demokrasi talebidir, başkanımızın talebidir. Bundan sonraki süreçte de başkanlarımızla beraber el ele kol kola, biraz önce Sayın Başkan Nail Bey, Antalya'ya abilik yapan, krizleri son derece kendine özgü bir üslubuyla, bazen bir abi gibi kızarak, bazen alttan alarak, bazen gülerek, güldürerek çok önemli bir süreci yönetiyor Nail Başkan. O da biraz önce teşekkür etti. Önceki dönem il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz, bu partiye emek veren herkes Antalya'da kol kola burayı da şereflendirdiler. Her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tabii bundan sonraki süreçle ilgili Sayın Muhittin Böcek bir ilki deniyor. Bir ilki de başaracak. Neyi deniyor biliyor musunuz? Antalya
Büyükşehir Belediyesi olduğundan beri iki kez, iki dönem üst üste belediye başkanı seçilmeyi, yani hizmet ettiği büyük şehire mevcut başkanken bir daha aday gösterildi, bir daha seçilmeyi deniyor. Ya bu kadar belediye başkanları geldi geçti. Bu iş bugüne kadar niye olmadı derseniz, hangi partiden olursa olsun kimsenin emeğini küçük görmeyelim, bir sorunu tespit edelim. Bu kentin nüfusu 2.600.000. Ama bu kente her yıl 16 milyonu yabancı, 9-10 milyonu yerli, 25 milyon misafir geliyor. Bu kente devlet, İller Bankası, hangi devlet kurumu bir katkı sağlayacaksa 2.600.000'lik bir kente göre yapıyor. Hizmet 26-27 milyona göre bekleniyor. O imkansızlıklar hangi siyasi partiden olursa olsun belediye başkanını görev döneminin sonunda bir memnuniyetsizlik ya da halkın belediyeyi değiştirme, yeni bir arayış talebine itiyor. Ve bu sanki Antalya seçmeninin, Antalya kentinin ya da Antalya siyasetçilerinin bir sorunuymuş gibi uzaktan algılanabiliyor. Bu haksızlığı bu kente, bu kentin evlatlarına ve bu kentin yöneticilerine yapmamak lazım. Parti ayırmaksızın. Ne yapmak lazım? Bu kente bir katkı sağlanacaksa artık nüfus sayımı için evlere kapanmaya gerek yok. Bir şehirde bugün kaç kişi var? Cep telefonu kayıtlarından küsuratına kadar biliniyor. Hatay depreminden sonra Mersin nüfusundaki 630 binlik artışı dakika dakika takip ettik. O yüzden bu kente bir günde, bir ayda, bir yılda ortalama kaç kişi oluyorsa, kaç kişi atık su üretiyorsa, kaç kişi kaynak tüketiyorsa, kaç kişi katı atık üretiyorsa bu kente yetmez. Dışarıdan misafir ağırlayan her kente ona göre katkı sağlamak lazım. Bunun çağrısını buradan yapıyorum. Ben tabii böyle olunca anketlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden bir memnuniyetsizliği her zamanki gibi bir değişim talebini bekliyorduk. Ama anket öyle göstermedi. 15'er gün arayla iki anket daha yaptırdık. Öyle göstermedi. Nasıl oldu acaba dedim. Bir fikrim olmuştu. Ama oradan bu sunumu izleyince, yapılanları izleyince, 5 yılda ne emek verilmiş izleyince anladım. Muhittin Böcek ikinci 5 yılı hak ediyor. Antalya'da Muhittin Böcek'i hak ediyor. Biraz önce konu Muhittin Böcek'ten açılmışken ben böyle elleri sıktım geçtim. Sonra söylediler, bir de elini öptüm. Bilmiyordum. Şadi Böcek'in eşiymiş. Ben Muhittin Bey hastanede yatarken, herhalde 100 günü geçen bir süreydi. Tabii grup başkan vekili olarak arkadaşlarıma dedim, aileden birini de bağlar mısınız? O zaman il başkanımızı arıyoruz, dönem milletvekillerimizden bilgi alıyoruz ama bir başhekimle konuştum. Bir de aileden birinin sözünü, sesini duyayım dedim. Şadi Bey'i bağladılar. Hatta sonra cep telefonuma kaydettim. 100-110 günde hiç yoksa 8-9 kere görüşmüşüzdür. Hatta Muhittin Başkan yoğun bakımdan çıkınca ikinci beni aramış. Abisi demiş ki en çok Özgür Bey aradı seni diye. Ben sağlık durumunu merak ediyorum, arıyorum. Şadi abi nasıl? Bir gün dedi ki çok kötü. Herhalde bir daha böyle telefonda bunu konuşmayız. Yani iş gidiyor dedi. Çok üzüldük. Sonra biraz önce de vardı, bir mucize oldu. Başkan ikinci hayatına döndü. Ama sonra bir gün duydum ki dediler ki o teşekkür telefonundan birkaç ay sonra Muhittin Böcek'in abisi Covid olmuş. Vallahi 110 gün kapıda biraderini bekledi ama herhalde 6. gün 7. gün Covid olduktan sonra hayatını kaybetti. Şimdi değerli eşini gördüm burada.
onun şahsında Covid'de hayatını kaybeden herkese, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden herkese ve Türkiye'de maalesef burası tuhaf ölümler ülkesi, olmadık yerlerde olmadık iş cinayetleri, olmadık felaketler, en son selde kaybettiğimiz canımız, hayatını kaybeden herkese bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Biz burada Recep Tayyip Erdoğan gibi bir kutuplaştırmanın parçası olacak, ona buna hakaret edecek, duyduğumuz hakaretlere laf yetiştirecek, polemiğe girecek falan değiliz. Bu işler bizim işlerimiz değil. Bu işler tartışmayı olması gereken zeminden başka bir zemine taşımak ve var olan yokluğun, yoksulluğun, işsizliğin, güvencesizliğin, emek sömürüsünün görülmemesini sağlamaya çalışan işler bunlar. Oysa ki bu ülkede kimsenin derdi, kimsenin ama kimsenin derdi öyle Cumhur İttifakı'nın yarattığı korku tüneli gibi bir memlekette kaygılarla yaşamak değil. Herkes geleceğe umutla bakmak istiyor. Her seçim bir korku icat ediyorlar. Beka sorunu var diyorlar mesela. Beka sorunu dediğiniz nedir? Efendim dış güçler gelecekler, işgal edecekler, bayrağı indirecekler, vatanı böldürecekler, o olacak bu olacak. Ya o beka sorunlarını bu memleket çok gördü. Çok gördü. Beka sorunu olduğunda kimin ne yaptığını da gördü. Bu ülke işgal halkındayken geldikleri gibi giderler diyenlerle işgal ordularının gemilerine halı serenleri de gördü. O yüzden beka sorunu bir beka sorunu olur da bu ülkeye yine dış güçler saldıracak olursa, bu ülkede bir tehlike ortaya çıkacak olursa herkes emin olsun, Recep Tayyip Erdoğan geliyor diye il başkanlığından görevlendirilen 6 tane gencin, havaalanına giden 6 tane gencin kot üstüne perdelik kumaştan kefen giyip beklemesiyle bu işler olmaz. Öyle bir şey olursa Çanakkale'de dedeleri kefensiz yatanlar var burada. Bu memlekete biz sahip çıkarız. Öyle Afrin operasyonundan sonra kamuflaj güzel böyle şık bir kamuflaj. Burasına Cumhurbaşkanlığı forsu gidip orada fotoğraf çektiriyor. 8 gazetede manşet. 8 gazetede. Erdoğan'a kamuflaj ne de yakışmış. Ya bir kamuflaj yakışacaktıysa ve bir Erdoğan'a yakışacaktıysa niye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakışıyor? Bilal Erdoğan'a yakışaydı, Burak Erdoğan'a yakışaydı da göreydik. Milletin fakir, aç evlatlarının, biriket evlerinin, sıvasız evlerin, camsız pencereleri evlerden çıkan şehitlerin üzerinden siyaset yapıp da oradan beka sorunu üretip millete evet yoksulsun, açsın, işsizsin ama tehlike büyük. Bize oy vermelisin, arkama geçmelisin. Yoksa ezanı dindirecekler, yoksa bayrağı indirecekler yalanıyla oy toplayanlara şunu söylüyoruz. Bu memlekette bir beka sorunu varsa 4 gençten 3'ü bavulları kafasında toplamış. Gençlerin %68-70'i eğer fırsatını bulursam yurt dışına yerleşmek isterim diyor. Dünyanın bütün ülkelerinin gözü Türkiye'de, doğru, ama bizim gençlerimizin gözü dünyanın başka ülkelerinde ise işte gerçek beka sorunu budur. Bununla mücadele edilmelidir. İşte bu böyle bir beka sorununun en önemli sıkıntısı bir yoksulluk, güvencesizlik, işsizlik ve gençlerin geleceklerinden endişe duymasıdır.
Zaten işsiz çok. Okullar bitse işe girilmiyor. İşe girmek için mülakat engeline takılınıyor. Dün grup toplantısında söyledim. Diyanet Sen bir araştırma yayınladı. Diyanet Sen'in mensupları hani durduracaklar dedikleri, susturacaklar dedikleri ezanı okuyan müezzinler ve namazı kıldıran imamlar. 100 imamdan 80'i, 5 imamdan 4'ü diyor ki bu memlekette torpil var diyor. Bu memlekette adam kayırma var diyor. 5 imamdan 4'ü liyakatsizlik var diyor bu memlekette. Ondan sonra da dönüp bakıyorlar bu çocuklar neden yurt dışına gitmek istiyorlar diye. Bakın geçen seçimlerden önce hatırlayın. Dediler ki biz gençlere evlilik kredisi vereceğiz. Dediklerinde geçen sene Mart'tı Nisan'dı. Neredeyse bir yıl oldu. Vermediler, şimdi bu seçim öncesi vereceğiz diyorlar. Nisan 2023'te 250 bin lira vereceğiz. 3 yıl ödemeyeceksiniz demişlerdi. Şimdi bunu 150 bin liraya düşürmüşler. Geri ödeme süresini 2'ye düşürmüşler. Çiftlerin ikisi de 30 yaş altında olacak diye şart koşmuşlar. Ve diyorlar ki biz bu krediyi vereceğiz. O gün dolar 19 liraydı. Bugün dolar 31-32 lira oldu. 250'den 150'ye düştü. Yani bir büyük yalanı attılar. Ve bakın buzdolabı 50 bin lira. Çamaşır makinesi 25 bin lira. Bulaşık makinesi 27 bin lira. Fırın 20, davlamboz 10 bin lira, davlumbaz 10 bin lira. Toplam 130 bin lira sadece beyaz eşya. Bu parayı veriyor, 2 yıl sonra geri alacak, 50 tane de şart öne sürüyor. Peki biraz önce ne gördük? Eğer bu gençler Antalya'daysa, yaşına bakmadan, parayı bile gerek olmadan bu beyaz eşyaları Antalya Büyükşehir Belediyesi verecek, bu parayı bir daha da geri istemeyecek. Bir tarafta verdiği sözü tutmayanlar ve faiziyle o parayı 2 yıl sonra geri almaya çalışanlar, bir tarafta gencecik çiftlerin arkasında duran Halkçı Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri. Milletimiz görsün bu farkı. Bu arada milletimize şunu söylemek lazım. Önemli bir uyarıdır. 1 Nisan gününden sonra hepimizi çok büyük bir tehlike bekliyor. Dün bir bankanın yönetim kurulu üyeleri ziyaretimize geldi. Onlardaki rapor öyle. Yabancı kuruluşlar öyle yazıyor. Yerli kuruluşlar öyle yazıyor. Bakanın ağzından o çıkıyor. 1 Nisan'dan sonra sıkı para politikası, sıkı maliye politikası, yani kemer sıkma, yani acı reçete. Kime? Herhalde zenginlere değil, godomanlara değil, kur korumalı mevduattan zengin olanlara değil, gökdelen sahiplerine değil, kime acı reçete? Aziz reçete, vatandaş Recep'e, emekliye, Ayşe teyzeye, Fatma teyzeye ve öyle bir acı reçete geliyor ki zamlarla, enflasyonla mücadele ediyoruz diye vatandaşın gelirine yapılması gereken zamları kısarak ve vergileri arttırarak Türkiye vergide adaletsizliğin en yüksek olduğu ülke. 100 lira vergi toplanıyor. Bu 100 lira verginin 69 lirası dolaylı vergiden. Ne demek dolaylı vergi? Benzinlikte önde Porsche araba bir milyarder, arkada Anadolu pick-up, ikisinden aynı vergiyi almak demek. Ne demek? Fabrikatör büfeye gidiyor, bir paket sigara alıyor, fabrikadaki işçi de alıyor, ikisi arasında ayrım yapmadan aynı vergiyi almak demek. Su tüketenden, elektrik yakandan, çocuk bezi kullanandan, evladına ilaç alandan, multimilyarder de olsa, gariban da olsa aynı vergiyi almak demek. %69 dolaylı vergi. Geleğe kalıyor %31. O %31'in de %20'si
yine işçinin, memurun, emeklinin maaşından kesilen vergilerden toplam 100 liralık verginin 11 lirası kâr eden üreticinin, kâr eden sanayicinin, kâr eden ticaret yapanın, para kazananın ödemesi gerektiği vergi. Bunu da işini bilenler vermeyip kaçırıyor, işini bilmeyen esnaftan, KOBİ'den topluyorlar. Öyle olunca büyük bir adaletsizlikle karşı karşıyayız. 1 Nisan'dan sonra yine vatandaşın sırtına binmeye hazırlanıyorlar. Bundan nasıl kurtuluruz? Bundan 2 Nisan günü kurtulamazsın. 2 Nisan günü kurtuluşun yok. Sırtına binecekler. Bundan 31 Mart günü kurtulabilirsin. 1 Nisan'dan bir gün sonra değil. Bir gün önce mühür sende. Sandık önünde. Pusula önünde. Eğer bir yılda mutfak enflasyonunu %160'a kadar çıkaranlardan dönünce TÜİK'le, ne demek TÜİK? Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu. Onun rakamlarını alıp ona göre, yani ete, kıymaya, patlıcana, domatese %150 zam, emekliye gelince %45 zam, çalışana gelince 45 zam, 49 zam. Bunları yapanlara karşı mühür sendeyken, patron senken ve söyleyebilecek sözün, verebilecek dersin varken 31 Mart günü bunlara sarı kartı gösterirsen, 31 Mart günü yoksulu ezen, emekliyi ezen, işçiyi, çiftçiyi, üreticiyi ezen, gençleri yıldıran, umutsuzlaştıran bu yönetime kırmızı ışığı yakarsan, bir dur bakalım dersen, öyle ne yaparsan yap, oylar sana yok. Ne yaparsan yap, sen iktidardasın, yok. Bak, bana bunları çektirene ben de sandıkta hesap soruyorum dersen, 31 Mart'ta bunlara haddini bildirirsen 1 Nisan'dan korkma kardeşim. Tabii ben burada bir konuda üstümde bir borç var. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay'da yaptıklarını gördüm. Hatay'ın en büyük yıkılan yerinde muhteşem bir seyyar mutfak ve daha sonra birçok hizmet. Sadece büyükşehir değil, Muratpaşası, döşeme altısı ve ta bizim Gazipaşa'dan Kaş'a kadar hepsi gücü oranında koştu, yetişti, hep beraber çalıştılar. Deprem bölgesinde Hatay'da Antalya Büyükşehir'e ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne karşı büyük bir minnet. Başkanlarımıza, hatta orada artık müdürleri tanınıyor, onlara karşı büyük bir teveccüh var. Ben o dönemde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni tanıma imkanı buldum ve bir şeyi gördüm, bir şeyi fark ettim. O da şu: her başkanın danışmanları olur. Hatta Ankara'da şöyle derler: bakanların, başkanların 3 çeşit danışmanı olurmuş. Danıştıkları, danışmadıkları ve tanışmadıkları danışmanları. Bizimkilerin tanışmadıkları yok. Ama başkan bana şunu söyledi. Orada tanıştırdı birkaçıyla. Dedi ki, benim danışmanların birisi şu odanın başkanı, bir tanesi şu derneğin başkanı, bir tanesi şunun başkanı. Şimdi dernek adı, oda adı verip yanlış söylemeyeyim ama biraz önce de sordum. Aynen devam dedi. Bu projeleri sivil toplumdan, meslek örgütlerinden gelen talep ve yönlendirmelerle yapıyorlar. Engelli konusunda da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin engelli hakları, engelsiz bir şehir yaratma ve engellilerin taleplerini yerine getirme noktasında ciddi bir pozitif ayrışması var diğer belediyelere oranla. Bunu gördüğümde de bana şöyle bir şey söylemişlerdi. Burada mı bilmiyorum. Türkiye Engelliler Federasyonu'nun Antalya temsilcisinin bu konuda başkan danışmanı olduğunu söylediler. Murat Bey'de herhalde. Mehmet Karabul. Buradaysa Mehmet Bey, yok mu? Çalışıyor yerinde. Buradan bütün engellilere
kendisi de bir engelli olarak engelsiz bir kent yaratmak için verdiği katkı ve mücadele için hem Mehmet Bey'e hem de Muhittin Başkan'a teşekkür ediyorum. Yürekten alkışlıyorum kendilerini. Deprem konutları denince o hepimizin yürek acısı. Biliyorsunuz Türkiye'de devletin ifadesiyle 650 bin deprem konutuna ihtiyaç var. Tayyip Erdoğan depremin 3. günü 1 yıl içinde hepsini yapacağız dedi. 45 gün sonra geri vites yaptı. 390 bin tanesini depremin 1. yıl dönümünde vereceğim dedi. 1. yıl dönümü Şubat'ın 6'sında geride kaldı. Bugün itibariyle verdiği konutlar 650 binin %6.6'sı. Kendi sözünün %13.4'ünü ancak tutabilmiş durumda ve bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüne güvenen 10 kişiden 9'u, evini kaybeden 20 kişiden 19 tanesi çadırda ya da konteynerda ve önümüzdeki bir senenin sonunda da ancak bunların 10 kişiden ikisi evine kavuşacak, 8 kişi bir sene sonra bile açta açıkta kalacak. İşte bir tarafta verdiği sözleri tutan Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler, bir tarafta depremzedeye bile verdiği sözü tutmayıp sonra da onu tehdit eden, şantaj yapan Adalet ve Kalkınma Partisi anlayışı. Dün Erdoğan çıkıp uzun uzun adaletten bahsetmiş. Adalet temelinde yükselen toplumlar refahı bulur demiş. Aslında her konuşmasını dikkatle takip ediyoruz. Herhalde hayatında kurduğu en doğru cümleyi kurmuş. Demiş ki, adalet temelinde yükselen toplumlar refah içinde yaşar. İşte bugün Türkiye'nin yoksulluğunun, fakirliğinin, işsizliğinin, güvencesizliğinin altında da tam olarak toplumun adalet temelinde yönetilmediği geliyor. Liyakatsiz atamalardan, eski milletvekillerinin büyükelçi yapılmasına kadar liyakatsizliklerden ya da yapılan her türlü sınavda bir partiyi kayırmadan, liyakat yerine sadakate bakmaktan Türkiye'nin içinde bulunduğu durum büyük bir kötü yönetim durumudur, ekonomik kriz durumudur. Ülkeyi 22 yıldır yönetiyor. OECD 2023 raporuna göre bir bakışta hükümet diye bir başlık var ve Türkiye'de 38 ülke arasında Türkiye adalet sistemine, yargıya güvende 36. sırada, sondan ikinci. Ve Türkiye 2010 yılında bile yargıya güven %59 iken, bunlar gelmeden %65'lerdeydi. %59 iken 2020'de %37'ye, geçen sene %33'e, bu sene %30'ların altına geriliyor. Bu OECD'nin rakamı. Türkiye'de Barolar Birliği bunu %20'ler düzeyinde ölçüyorlar. 10 kişiden 8'inin bu memlekette adalet yok dediği, OECD'nin bile Türkiye'de %77 adalete inanmıyor dediği bir yerde Tayyip Erdoğan diyor ki adalet yoksa refah yok. Tam olarak da bunu söylüyoruz. Bu ülkede her yönüyle adalete ihtiyaç var. Vergide adalete ihtiyaç var. Toplumsal yaşamda adalete ihtiyaç var. İnsanların inançlarında, mezheplerinde, bunlara devletin verdiği hizmetlerde adalete ihtiyaç var. Adalet sarayına girince yargıda adalete ihtiyaç var. Kürsüdeki hakimin liyakatle seçildiğine, AK Partili diye oraya getirilmediğine bir inanç duymaya ihtiyaç var. Yargılanan kişi solcuysa gazeteci, ağzından çıkan her kelimenin sansüre tabi olup yargılanmadan Atatürk'e bile hakaret edenlerin, Cumhuriyet savcılarının kılını kıpırdatmadıkları bir düzlemde bu ülkede adalete ihtiyaç var. Bertolt Brecht'in dediği gibi halkın ekmeği adalettir ve bu ekmeği kim pişirecektir?
normal ekmekleri sabah biz uyanmadan kim pişiriyorsa, fırındaki emekçiler, Türkiye'deki emekçiler adalet ekmeğini pişirmek için mutlaka bu gidişata bir dur diyecektir. Antalya'dan, Antalya'daki herkese bu ülkenin refahı için, huzuru ve mutluluğu için bu adaletsiz düzene bir itiraz koymaya, bu adaletsiz düzeni değiştirmek için üzerine düşeni herkesin fazlasıyla yapmasına ihtiyaç olduğunu özellikle hatırlatıyorum. Ve son olarak şunu ifade etmek isterim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım. Sonuçta seçimlere gidiyoruz. Bu seçimlerde iki tane ittifak yarışıyor. 30 tane parti var ama iki tane ittifak yarışıyor. Birisi eski bir ittifak, Cumhur İttifakı. Her geçen gün birbirlerine benziyorlar. Renkleri koyu gri, yağmur bulutu renginde. Milletin üstüne kara basan gibi çökmüşler. Kimse düşünmesin, kimse konuşmasın. Gençlerin konserleri, festivalleri olmasın. Herkes bir şeylerden korksun ve oyu bunlara atsın. Korku ittifakı. Diğer tarafta çok sayıda partiler var ama bu Cumhur İttifakı'nın, bu korku, bu tehdit ittifakının karşısında bir parti yok. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi var ama biz partimizden ziyade içinde bulunduğumuz ittifaka güveniyoruz. Maalesef adı Millet İttifakı değil. O geçen seçimlerde kaldı. Zaten Cumhur İttifakı'nı yenmek için çok daha güçlü, çok daha özgüveni yüksek, ayakları yere basan, kimseyi dışarıda bırakmayan bir ittifaka ihtiyaç var. Cumhur İttifakı'nın karşısında 31 Mart'ta Antalya'yı kazanacak olan da, büyük şehirleri kazanacak olan da, tüm şehirlerde önemli başarıları yapacak olan da bizim ittifakımızdır. Onun adı Türkiye İttifakı. Türkiye İttifakı'nda kimler var? Geçen sefer Muhittin Böceğe, değerli başkanlarımıza kim oy verdi, seçtirdiyse hepsi var. Allah sağlık versin. Covid'de, kazada, hastalıktan, yaşlılıktan kaybetmediysek o seçmen duruyor. Başka kim var? Gençler var. Orada da %70'e varan bizlere bir destek var. O zaman herkes duruyorsa, partilerin yukarıda ittifak senedi imzalamamış olmasının hiçbir mahsuru yok. Seçmen sandıkta vicdanlarını birleştirebilir. Çünkü Türkiye İttifakı'nın özelliği şudur. Oyu kimden alıyor biliyor musunuz? Sosyal demokratlardan alıyor. Yetmez. İyi insanlar var. Milliyetçi demokratlardan alıyor. Yetmez. Mütedeyyin insanlar var. Muhafazakar demokratlardan alıyor. Kimseyi Kürt, Türk diye, Alevi, Sünni diye mezhebine göre, etnisitesine göre ayırmıyor. Oyu Türkiye İttifakı bütün Türkiye'den alıyor. Kimden alıyor biliyor musunuz? Kimin oyuna talibiz? Milli takım gol atınca ayağa kalkıp sevinen herkesin oyuna talibiz. Bu ittifakın adı Türkiye İttifakı. Türkiye İttifakı'nın renkleri Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı renkler. Kırmızı beyaz. Bizim logomuz da öyle ama rengini partimizden almıyor. Rengini ay yıldızlı al bayrağımızdan alıyor Türkiye İttifakı. Türkiye İttifakı'na inanıyor musunuz? O zaman şöyle yapalım. 31 Mart için Türkiye İttifakı'na bir moral verelim, bir güç verelim. Kırmızı, beyaz. Kırmızı, beyaz. Kırmızı, beyaz. En büyük, Türkiye. En büyük, Türkiye. Bir de bu taraftan duyayım bakalım. Şimdi kırmızı, beyaz. Kırmızı, beyaz. Kırmızı, beyaz. En büyük, Türkiye. Şimdi bu taraf kırmızı diyecek, bu taraf beyaz diyecek. Kırmızı, beyaz.
Türkiye İttifakı'nı Cumhuriyet Halk Partililere, İyi Parti'ye gönül verenlere, partisi ne olursa olsun Milliyetçi Hareket Partililere, AK Partililere ve gönlünde kim olursa olsun açlıktan, yoksulluktan bezenlere, yoksulluktan bıkanlara, işsizlik canına tak edenlere, Türkiye düzelsin isteyenlere emanet ediyorum. Size Türkiye İttifakı'nı emanet ediyorum. Antalya'yı, Antalya İttifakı, Türkiye'yi, Türkiye İttifakı kazanacak. Hepinize güveniyorum. Bu seçimi siz kazanacaksınız. Arkanıza bakın başkanlar. Arkanızda Antalya ayağa kalkmış. Kalkın ayağa ve alın bu seçimi. Ayağa kalkın ve bu seçimi alın. Hepinize güveniyoruz. Türkiye İttifakı'na güveniyoruz. Biz kazanacağız. İyilik kazanacak, Türkiye kazanacak. Sayın Genel Başkanım, sizi bir süre daha müsaadenizle sahnede ağırlayacağız. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek sizlere bir çiçek ve plaket takdim edecekler. Ülkem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder, uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşığız, durmak yakışmaz bize, işimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi, yapacak çok iş var daha, yorulmak yok hiç bizlere, işimiz gücümüz Türkiye. Bir de çiçeğimiz var. Yere. Hazırız biz yine, durmak bilmeyenlerle, gücümüz Türkiye. Efendim, Sayın Genel Başkanım, sizi bırakmıyoruz. Antalya İl Başkanımız Sayın Nail Kamacı Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Yine evet. Birlikte kazanacağız Antalya. Genel Başkanımız çiçeğini Sayın Şahin Böceğin annesine takdim ediyor, eşine takdim ediyor. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkanımızı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanımızı sahneye davet ediyoruz ve hep birlikte Antalya ilçesi başkan, Antalya ilçe başkan adaylarımızı tanıtmaya başlıyoruz efendim. Antalya'ya adanmış ömür. Akseki Belediye Başkan adayımız Sayın İlkay Akça. Antalya sevdası büyük, onun yolu hep Atatürk. Aksu Belediye Başkan adayımız Sayın İsa Yıldırım. Muhittin Başkan'la yine tarih yazmaya, 31 Mart'ta haydi bir daha. Muhittin Başkan'la yeniden devam Antalya. Haydi Antalya. Bir müsaade edin. Şimdi kimin elini tutuyorum biliyor musunuz? Antalya'nın, tabii bu bütün Antalya'nın ve hepimizin eksiği, ilk kadın belediye başkan adayının elini tutuyorum. Akseki Belediye Başkan adayımız. Onu bütün herkes, bütün Antalya'ya emanet ama bakın, bu ülkede şöyle bir zorluk var. 18 tane bakan atıyorlar. Bir kadın, 17 erkek. O da kadın bakanı. Aileden sorumlu. Niye? Sen diyor aile işinden, çocuktan anlarsın. Dış politika, iç politika, ekonomi falan bunları bilmezsin. Kültür, sanat hepsi bizim işimiz. Sen aileden anlarsın. Doğurmaya kadınlar doğursun. Büyütmeye kadınlar büyütsün. Çalışmaya kadınlar çalışsın. Yönetmeye gelince beyler yönetsin. Ben Akseki Belediye Başkan adayımızı hem Akseki'deki hem Antalya'daki bütün kadın seçmenlere emanet ediyorum. O seçilsin ki kadınların önü açılsın artık Antalya'da. Evet, Aksu Belediye Başkan adayımız Sayın İsa Yıldırım. Azimle, gururla 5 yıl daha. Yine kazanacağız, yine birlikte kazanacağız Antalya. Alanya Belediye Başkan adayımız. Thank you.
Alanya Belediye Başkan adayımız Sayın Osman Tarık Özçelik. Antalya tarımın başkenti, atamızın söylediği dünyanın en güzel şehri, Antalya turizmin adresi. Antalya'ya adanmış ömür. Demre Belediye Başkan adayımız Sayın Fahri Duran. Koca yürek, aslı yürek, Antalya sevdası büyük, onun yolu hep Atatürk. Haydi Antalya, sandık başına, Muhittin Başkan'la yine tarih yazmaya. 31 Mart'ta haydi bir daha, Muhittin Başkan'la yeniden devam Antalya. Haydi Antalya, sandık başına. Döşeme Altı Belediye Başkan adayımız Başkan Sayın Menderes Dal. Yazmaya. Muhittin Başkan'la yeniden devam Antalya. Elmalı Belediye Başkan adayımız Sayın Halil Öztürk. Dürüstlüktür özün sözü, korkusuzdur onun gözü, Antalya sevdası gücü, Muhittin Böcek hizmette öncü. Antalya'ya adanmış ömür, Antalyalı hakkını, hakkını verir. İlke Belediye Başkan adayımız Sayın Mustafa Antalya Geyikçi. Antalya sevdası büyük, onun yolu hep Atatürk. Haydi Antalya, sandık başına, Muhittin Başkan'la yine tarih yazmaya. 31 Mart'ta haydi bir daha, Muhittin Başkan'la yeniden devam Antalya. Haydi Antalya, Gazi Paşa Belediye Başkan başına, adayımız Sayın Mehmet Ali Yılmaz. Yine tarih yazmaya, 31 Mart'ta haydi bir daha, Muhittin Başkan'la yeniden devam Antalya. Belediye Başkan adayımız Sayın Nurettin Sönmez. Ben değil biz var sözünde, ayrı gayrı bilmez mezhep dedinde, Antalya'nın gönlünde, atamızın izinde, hizmetleri halkın dilinde. İbradı Belediye Başkan adayımız Sayın Antalya'ya Serkan Gedik. Adanmış ömür, Antalya'lı haklının hakkını verir. Aslı yürek, Antalya sevdası büyük, onun yolu hep Taş Atatürk. Belediye Başkan adayımız Sayın Erol Demirhan. Sandık başına, Muhittin Başkan'la yine tarih yazmaya. 31 Mart'ta haydi bir daha, Muhittin Başkan'la yeniden devam Antalya. Haydi Antalya. Temel Belediye Başkan adayımız Sayın Necati Topaloğlu. Muhittin Başkan'la yine tarih yazmaya. 31 Mart'ta haydi bir daha, Muhittin Başkan'la yeniden devam Antalya. Muhittin Tepez Başkan'la Belediye Başkan adayımız Sayın Mesut Kocagöz. Başkan adayımız Sayın Cem Kotan. Korkuteli Belediye Başkan adayımız Sayın Mehmet Manavoğlu. Antalya tarımın başkenti, atamızın söylediği dünyanın en güzel şehri, Antalya turizmin adresi. Kumluca Belediye Başkan adayımız Sayın Mustafa Köleoğlu. Antalyalı hakkının hakkını verir. Koca yürek, aslı yürek, Antalya sevdası büyük, onun yolu hep Atatürk. Kanalgat Belediye Başkan adayımız Doktor Sayın Niyazi Nefi Kara. Yine tarih yazmaya, 31 Mart'ta haydi bir daha, Muhittin Başkan'la yeniden devam Antalya. Haydi Antalya, sandık
başına. Nurettin Başkan da yine tarih yazmaya. Murat Paşa Belediye Başkan adayımız Sayın Ümit Uysal. Nurettin Başkan da yine devam Antalya. Sevik Belediye Başkan adayımız Doktor Sayın Kadir Kumbul. Antalya'nın aydın yüzü, dürüstlüktür taşın sözü. Korkusuzdur onun gözü, Antalya sevdası gücü. Efendim? Muhittin Böcek hizmette öncü. Antalya'ya sandalyelerde bayraklar var. Coşkuyla karşılayalım adaylarımızı, o bayrakları almanızı coşkuyla sallamanızı rica ediyoruz. Onun yolu hep Atatürk. Haydi Antalya sandık başına, Muhittin Başkan'la yine tarih yazmaya. 31 Mart'ta haydi bir daha, Muhittin Başkan'la yeniden devam Antalya. Değerli Antalyalılar, Antalya, bu muhteşem günde Antalya'nın tümünde elde edeceğimiz başarıların ilk gününde bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde Antalya'da bugün yaktığımız meşale 31 Mart'ta tüm Antalya'da bir başarıyla taçlanacak biliyoruz. Herkesin başkanıyla, azimle, gururla 5 yıl daha. Sözünde, ayrı gayrı bilmez mezhep dediğinde, Antalya'nın gönlünde, atamızın izinde, hizmetleri halkın dilinde. Antalya'ya adanmış ömür, Antalyalı haklının hakkını verir. Koca yürek aslı yürek, Antalya sevdası büyük, onun yolu hep Atatürk. Haydi Antalya sandık başına, Muhittin Başkan'la yine tarih yazmaya. 31 Mart'ta haydi bir daha, Muhittin Başkan'la. Sayın milletvekillerimizi de sahneye davet ediyoruz. Güzel mi, her ilçe başkan adayımızın yanına Cumhuriyet Halk Partimizin ilçe başkanlarını ve sayın milletvekillerimizi davet ediyoruz sahneye. Çalışmaya aşığız, durmak yakışmaz bize, işimiz gücümüz Türkiye. Cumhuriyet Halk Partimizin birbirinden kıymetli ilçe başkanları, ilçe belediye başkan adaylarımızın yanlarında yerlerini alıyorlar. Sayın milletvekillerimiz sahnede yerlerini alıyorlar. Gücümüz Türkiye, işimiz belediye. Ülkem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi? Çalışmaya aşığız, durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye, duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha, yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye, yetişiriz her yere. Hazırız biz yine. Evet, coşkulu alkışlarımız Cumhuriyet Halk Partimizin birbirinden kıymetli belediye başkan adayları için. Sevgiyle kazanacağız, birlikte kazanacağız. Ülkem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi? Çalışmaya aşığız, durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye.